Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda genel olarak bir piyasa analizi yapacağız. Daha sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün bir açıklaması geldi. Bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Ve haberlerimizi inceleyeceğiz. Piyasa nasıl ilerleyecek? Bunu analiz edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'e hemen hızlıca baktığımız zaman şu anda fiyatının 58.760 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve tüm zamanların zirvesini hala kıramadı. Umarım 9 Nisan'a kadar da bunu kıramaz ve dominans gitgide aşağı yönlü inmeye başlar arkadaşlar. Ve şu anda Bitcoin'in fiyatı 58.760 dolar seviyesinde. Direnç noktamız önümüzdeki 61.844 destek noktamız 55.041 dolar seviyesinde arkadaşlar. Dediğim gibi umarım şu 61.844 dolar artık 9 Nisan'a kadar kırmayız ve dominansımız aşağı yönlü artık ilerlemeye yine devam eder. Ethereum'u da hemen inceleyelim sizlerle beraber. Ethereum'da da direnç noktasını geçtik. 1929 dolarda bir direnç noktamız olduğunu söylemiştim. Şu anda bunun üzerinde yer alıyoruz ve 2042 dolar seviyesinde Ethereum'un tüm zamanların zirvesi seviyesi var arkadaşlar. Umarım bu fiyatı da geçeriz ve daha sonrasında Ethereum'un önünün açık olduğunu düşünüyorum. İlk etapta 2500 dolar seviyelerinde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Ethereum'da beklentim var. Tabii ki daha yüksekleri hedefliyorum Ethereum'da. Ama 2042 dolar direnci geçmesini bekliyorum. Zaten çok az bir şey kaldı. 100 dolar daha yükseliş yaparsa 2042 dolardaki direnci aşmış bulunacağız. Hemen arkadaşlar ontolojiyi de bir inceleyelim. Birçok arkadaşımızın ontolojide de yatırımı vardı. Ve şu anda ontolojide 1.85 dolar seviyelerinde. Bugün ciddi bir yükseliş yaptı ve 1.93 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ontolojide demiştim ki 1.81 dolarda bir direnç noktamız vardı. Ve bundan sonraki direnç noktamızda 2.07 dolarda. Eğer burayı da aşması durumunda ise 2.68 dolarda bir sonraki direnç noktamız bulunuyor. Şu anda destek noktamız 1.81 dolar ve direnç noktamız 2.07 dolar olarak yer alıyor. Eğer 1.81'e şu anda çok yakınız. Eğer buradaki desteği kırarsa 1.64 dolar Bundan sonraki destek olarak bizim önümüzde yer alıyor arkadaşlar. Hemen dominansı da bir inceleyelim. Uzun zamandır bu beklentinin içindeyiz. %60'ın altına düşmesini bekliyorduk. Düşsün artık diye sürekli söylüyorduk. Ve en sonunda şükürler olsun diyeyim %60'ın altına kırabildik Bitcoin'in dominansında. Bu ne demek arkadaşlar? Altcoin market cap'in yükseldiğini ve Bitcoin'in artık piyasada biraz daha dengeleneceğini gösteriyor bizlere. Hatırlarsanız destek noktamızın %57 seviyesinde olduğunu söylemiştim dominansta. Ve %54 seviyesinde de Bitcoin'in dominansının son inebileceği dominans olduğunu analizlerime göre çıkarttığımı söylemiştim sizlere. Ve %54 dominanstan da artık yukarı doğru hareketlenirse geri dominans seviyesi altcoinlerin zirvesinin biteceğini düşünüyorum. Fakat daha altcoinlerin zirvesinin yeni başladığını düşünüyorum aslında. Şu 57 seviyesine kadar bir inmemiz gerekiyor. Bugün de belki birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Bugün bitcoin'in dominansı düşüp bitcoin'in fiyatı aşağı yönlü düşerken... Altcoin market cap artmaya başladı. Yani demek istediğim buydu işte o %60'daki kırılım noktası dediğim yani Bitcoin düşse bile altcoinlerin bağımsız hareket etmesi için dominansın %60'ın altına sarkması gerekiyordu. Çok ufak bir sarkmada bile altcoinlerin fiyatlandırdığını hepimiz gördük arkadaşlar. Hemen altcoin market cap'e de baktığımda güzel günlük yeşil mumlarla yukarı doğru hareket ettiğimizi görüyoruz ve hedefimiz 9 Nisan'a kadar 1 trilyon dolarda altcoin market cap'te. Umarım bu hedefi gerçekleştireceğiz. Şu anda 740 milyar dolardayız ve gayet güzel bir altcoin market cap var. Umarım bu şekilde 800 milyar dolar 900 milyar dolar şeklinde artık yukarı doğru tırmanırız dominans düşüğüyle beraber. Hemen coin 360'ı da hızlıca inceleyelim. Gördüğünüz gibi bitcoin'in şu anda stabil fiyatta olduğunu görüyoruz. %0'lık bir yani 24 saat içerisinde neredeyse tam videomuzun çekildiği sırada yüzde sıfırlık bir artış görünüyor. Yani ne yükseldi ne düştü şeklinde. Gördüğünüz gibi alt altcoinlerde de çoğunluğunun yeşil olduğunu görüyoruz. Hatta Filecoin gibi bazı coinlerde koyu yeşil olduğunu görüyoruz. Baktığımızda Kutum'un koyu yeşil olduğunu, EOS'un koyu yeşil olduğunu görüyoruz. Yani ciddi fiyatlanma yapanlardan Polkadot gibi Teta gibi daha önce ciddi fiyatlanma yapan coinlerde de düzeltmeler geldiğini görüyoruz. Ve hemen sizlerle beraber coin market cap'i de bir inceleyelim. Şu anda market cap'in 1 trilyon 900 milyar dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yani 2 trilyon dolar seviyesine artık gitgide yaklaştık. Bitcoin'in market cap'ine baktığımızda 1 trilyon 100 milyar dolar. Fakat biz Ethereum'un market cap'ini merak ediyorduk. 225 milyar dolar seviyesine kadar yükseldik. BNB'de de 50 milyar dolarlık bir artış geldi. Hatırlarsınız son videolarımızda arkadaşlar 10x potansiyeli olan yeni Launchpad Toko Kripto isimli videomuzda BNB'nin fiyatı 305 dolar seviyelerindeydi. Ve demiştim ki eğer BNB'yi fiyatlanacağı yönünde alan arkadaşlarımız olursa Toko Kripto'nun ekran görüntülerinin alınacağı tarihte yani son tarihinde artık BNB'leri elden karınızdan çıkartabilirsiniz şeklinde söylemiştim. Ve bu yükselişi aslında bekliyordum BNB'de çünkü bir hafta boyunca insanlar ister istemez bu Toko Kripto'nun Launchpad'ine katılmak için BNB'ye yüklenecekler. BNB'ye yüklendikçe de fiyatı biraz daha yukarı doğru hareketlenecektir. Ama bu seviyelerden yeni girişler bana göre riskli. Çünkü 7 Nisan'da artık ekran görüntüleri alınması bitecek ve talep aşamasına geçilecek. Bundan dolayı da BNB'lerini bazı kesimin satabileceğini düşünüyorum fiyatlandığından dolayı. Bundan dolayı arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Stop'u her zaman söylüyorum sizlere. Stop çok önemli. Piyasa bugün bu şekilde gidiyor olabilir. Ama stopumuzu koymasak yarın bir gün sert bir düşüş gelirse karlarımızı tekrardan borsaya vermeyelim. Bunu sizlerden özellikle istiyorum. Ve Coin Telegraph'tan da haberlerimizi hemen incelediğimiz zaman Elon Musk'ın yine bugün 1 Nisan'da bir gönderi yaptığını ve Dogecoin'e yine ciddi anlamda fiyatını yükselttiğini görüyoruz. %35'lik bir artış gerçekleştirdi. Bu attığı tweet neydi bu kadar fiyatlandırdı? SpaceX Dogecoin'i gerçekten fırlatacak şeklinde bir tweet attı bugün. Ve bundan sonra Dogecoin'de çok ciddi bir artış geldi. Gördüğünüz gibi 0.054 dolar seviyelerinde seyrederken bir anda 0.070 dolar seviyelerine kadar %35 oranında yükseldi. Dogecoin işin aslına bakmak gerekirse Elon Musk dogecoin'i övüyor, övüyor. Daha sonrasında gidiyor Bitcoin aldık diyor. Yani bu biraz aslında coin'i yormaktan başka bir şey değil. Bir güzel haber veriyor. Bir dogecoin'den dalga geçer gibi haber veriyor. Yani insanların yatırım aracı olarak gördüğü bir şeyi sen bu şekilde bir tweet'len pumplayıp bir tweet'len geri düşüremezsin. Şimdi bu şekilde bir tweet'len pump yaptırabiliyorsa coin'e yarın bir gün dogecoin'den hiçbir alakamız yok dese bu coin tekrardan %35 düşer. Bu yüzden Dogecoin gibi böyle piyasada fenomen olan yani bildiğiniz gibi dünyanın da en zengin adamlarından birisi bu şekilde bir coin'den çok oynuyorsa artık bu işin tadı kaçıyor demektir. Bundan dolayı da Dogecoin'i ben zaten uzun zamandır sepetlerimde değerlendirmedim. Çünkü çok dalgalı hareket etmeye başladı. Özellikle bir tweet geliyor, yükseliyor, geri sonrasında düzeltme geliyor, çok ciddi düşüyor. Dogecoin'de olan arkadaşlarımızdan da özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Stoplu ilerlemelerini istiyorum. Şimdi stoplu ilerlemek neydi? Siz aldığınız fiyata bir stop koyarsınız. Fiyat daha yüksektedir. Daha sonrasında stopunuzu %20 fiyatın altına çekersiniz. Karlı bir fiyata stopunuzu yukarı doğru yükseltirsiniz. Daha sonra bakıyorsunuz fiyat hala yükseliyor. Stopunuzu bir kademe daha yukarı yükseltirsiniz. Yani bu şekilde kademe kademe yükselte yükselte yarın bir gün stop bile olsanız karlı stop olmanız önemli olan. Yani karlı fiyattan stop olmak her zaman önemlidir. Zarardaki fiyattan stop olmak değil bakın. Karlı fiyattan stop olmanız gerekiyor. Hemen bir diğer haberimize de baktığımızda kripto para piyasasının toplam değerinin 2 trilyon dolara dayandığını söylüyor. Zaten az önce de incelemiştik arkadaşlar CoinMarketCap'ten ve hemen korku endeksimize de bakalım sizlerle beraber hızlıca. Bugün 74 puan seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 76 puandaydık ve geçen hafta gerçekten düşük bir puandaydı. Korku seviyesi artmaya başlıyordu ve 60 puan seviyesine kadar gerilemiştik. Ama bugün piyasanın artık normal şekline geldiğini görüyoruz. İnsanların aç gözlük seviyesinin bir kademe daha arttığını görüyoruz sizlerle beraber. Ve arkadaşlar bugün Hazine ve Maliye bakanından bir açıklama geldi. Kripto paralarla ilgili. Bunu da isterseniz hemen videomuzda yer verelim. Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği görülmüştür diyor. Masak bildiğiniz gibi bankalar nereden geldiği belli olmayan paraları masa bildiriyorlar. Özellikle yüklü miktardaki paralarsa bunlar. Ve Masak da bunun üzerine inceleme başlatıyor. Bu para kara para mı şeklinde ya da bu paranın kaynağı ne şeklinde araştırma başlatıyor ve bunu incelemeye alıyorlar. Mali suçları araştırma kurulu başkanlığının yani masan fonksiyonlarını icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte olduğunu söylüyorlar. Masak mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir deniyor ve masan görev ve yetkileri çerçevesinde söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren yani Türk kripto para borsalarını kastediyorlar burada. Faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir diyor. Yapılan çalışmada Masan bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Masak kripto para borsalarından yani Türkiye'de kripto para borsalarından bilgi talep etti. Fakat bu bilginin detaylı olarak ne olduğu açıklamada yer almıyor. Yani kullanıcı bilgilerini mi talep ettiler ya da kullanıcıların yüklü bakiyesi olan kullanıcıların bilgilerini mi talep ettiler? Bununla ilgili bir bilgimiz bulunmuyor. Bu da ilerleyen zamanlarda tekrardan yeni bir açıklama gelirse bunun biraz daha detaylı açıklandırılması gerekiyor. Çünkü yatırımcıların panik yaptırılmaması gerekiyor bu şekildeki açıklamalarla. İnsanların şimdi kafasındaki tek şey kripto paralarla ilgili artık uğraşılmaya başlandı. Bu işin artık gitgide bu şekildeki haberlerle yıpratılmaya başlayacağını düşünüyorlar. Fakat devletin bir an önce bu regulasyonla ilgili bu piyasa düzenlemesiyle ilgili bunu kanuna bağlaması aslında tüm kripto para yatırımcıları için ve kripto para borsalar için iyi olacaktır. Çünkü merdiven altı diye tabir ettiğimizde birçok kripto para borsası var. Bunlar ne belgesi var ne yatırılmış sermayesi var. Bu şekilde faaliyetlerine devam etmeye çalışıyorlar. Ve bildiğiniz gibi çok yüklü paraları da insanlara göndermiyorlar. Hatta dün bir haber çıkmıştı. Hindistan'da bir Türkiye'de yaşayan yatırımcı Bitcoin'in düşük olduğu zamanlarda bir kripto para borsasına isim vermedi ama büyük ihtimal Türk bir kripto para borsasıydı para yatırmış fakat çok ciddi anlamda yükselmesine rağmen bu para borsadan çekmeye çalıştığında borsa çeşitli engellerle karşılaştırmış ve parasını yatırmamış hesabına. Bundan dolayı da özellikle sağlam borsalarla çalışmamız gerekiyor. Yani kalite olarak sağlam borsalarla eğer devletin bu anlamda bir regulasyonu gelirse borsalar üzerinde hangi borsaların çürük hangilerinin sağlam olduğu ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da dediğim gibi bunun bir an önce bu şekilde haberlerle yıpratılması yerine bir an önce kanuna bağlanması gerekiyor aslında baktığımız zaman. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.